Aynı ay içinde iki dolunay. Hem de ayın yaklaşık %20 civarında daha büyük görünmesi, yani süper ay. Bu gökyüzü olayı 1982 yılından bu yana ilk kez bir arada görülüyor. En son 1982'de dünyanın farklı yerlerinde gözlemlenebildi. İşte 36 yıl sonra gökyüzünde deyim yerinde ise görsel bir şölen yaşanıyor. Ay güneşten gelen ışınları bir süre alamayacak. Fakat tamamen karanlık olmayacak. Uzun dalga boyları kırmızı renkteki ışıklar ay üzerine düşüp yansıdığı için biz onu kırmızımsı görüyoruz. Kanlı ay şeklinde tabir ediyorlar. Mavi ay dediğimiz, ona da süpermoon adı veriliyor. Bu ayın dünyaya çok yaklaştığı an. Bu akşam itibariyle 359 bin kilometre, oldukça yakın çünkü 406 bin kilometreye kadar uzaklaşabiliyor. 1982'den önce ayın bu hareketi en belirgin olarak 1866 ve 1963'te Amerika'dan gözlemlenebilmişti. 2018 yılında gerçekleşen süper kanlı mavi ay tutulması daha çok Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde gözlemleniyor. Tutulma olduğunda karanlık olan yerlerin hepsi görebiliyor. Maalesef Türkiye o anda karanlık değil. Kuzey Amerika, Asya'nın bir kısmı, yukarıda Rusya, aşağıda Avustralya'nın bir kısmı, Japonya, bu bölgeler görebilecek. Bu görsel şölenin yeryüzünde de doğal etkileri var. Yeryüzüne etkisi her zamanki gibi. Geçmişte nasıl varsa, gelecekte de nasıl olacaksa, bu zaten dünyaya sürekli yaklaşıp uzaklaşıyor. Bu arada gelgit olayları oluyor. Bu etkiler zaten sürekli devam ediyor. Uzmanlara göre 2037 yılına kadar da benzer bir gökyüzü olayı yaşanmayacak. Türkiye'den bakıldığında dünyanın gölgesi ayın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek.